Evet değerli dostlar. Bugün fındık bahçemizi geziyoruz. Öyle aman aman bir fındık gözükmüyor. Nasıl dayı durum? Durum biraz kritik. Değişik. Kritik. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Şöyle dallarda şöyle bir şey var. Siyah küf mü yağ mı böyle bir değişik bir yapış yapış sanki böyle. Böyle. Basar. Evet. İyi için. Yok geçmiyor. Orta derecede bir fındık var mesela şurada. Gerçi bu şey fındık. Buraya dayım yol açtı. Şimdi devam edelim bakalım. Bahçenin içinde nasıl? Evet, genç dal. Küf vallahi. Küfüyor öyle. Şimdi bu bunda biraz fındık var gibi görünüyor. Niye? Toprak tazelendiği için. Evet, kazıldı. O küf. İyi küf. Bahçeye böyle siyah yağ dökülmüş gibi ya. Her tarafında var. Bu bir acaba hastalık mı bunu? Tabii ki hastalık. Mesela şunlar yaşlı dallar arkadaşlar bakın. Şöyle yaklaştırayım ben. Öyle aman aman bir fındık gözükmüyor. Bahçenin içlerinde. Yol kenarları sizi aldatmasın arkadaşlar. Evet bak. Bu toprağa kazılmış yerlerde şöyle. Normalde dayı bunda bayağı mesela baskın fındık oluyordu normal zamanlarda. Bir internete resim atıyorlar dayı. Fındık. Dal fındıktan yapraktan fazla. Yere eğilmiş. Bu işte harmanın. Şimdi fotoğraf 4-5 yıllık fotoğraf. Böyle bir algı da var. He, böyle bir algı yapıyorlar. Şimdi geziyoruz bahçemizi kendimiz. Burası ilaçlaması yapılmış bir fındık bahçesi. Şu uçlara doğru var dayı. Normalde bunun aşağı doğru hep fındık olması lazım. Öyle çok baskın. Yok, öyle çok baskın öyle bir fındık yok. Ama fındık normal, yok. Normal şekilde denecekleri bile. Yani böyle algı yapmaya gerek yok. Olanı. Olanı çekmeye çalışıyoruz. Sivri. Evet, sivri fındık. Bu leke neyin nesiymiş? Bunu sormak lazım dayı. Bu büyük ihtimal bunun da bir... Ben ilaç atarken her bir dalda 15-20 tane arı kalktı böyle. Her dalda. Bir şey yani. Kokarca mı? Hayır, arı. Allah Allah. Arı. Yani bu ne arı. Ne ilacı atıyordun? Şey. Yaprak gübresi. Ha, yaprak gübresi yani. Atarken. Evet arkadaşlar. Bunlar da fena değil şimdi. Durum bu şekilde. Mesela şu dalda bakın. Fındık hiç gözükmüyor. Mesela şu dalda ters. Bak. Yok yok şunu göstereceğim dayı bak. Bir iki tane fındık var şu genç dalda. Evet. Bak şimdi. Bakalım şunlar yeni doğanlar dayı bak. Şey bunlardan daha sonra doğanlar tabii, yani. Tabii o evet.
Baskın bir fındık yok. Yok, ne baskın fındık olur. Yok. Benimki geçen senekinden aynı gibi ya da biraz bir tık daha yukarıdaymış gibi sanki. Şimdi şöyle de bir şey var dayı. Temmuz ayındaki sıcaklarda ne olacak? İşte bunları onları bilemiyoruz. Şimdi şöyle. Yani bunların fındığının var demek harmana inecek anlamına gelmiyor. Aynen öyle. Harmana inmesi için beslemek gerekiyor. Yani evet. Tabiri caizse pancar çorbasıyla olmuyor. Evet. Et yiyecekler. Evet, devam ediyoruz. Bu dal güzel bak. Bahçenin içinde bile daldan dala fark ediyor. Aynen. Bazı bahçelerde uçkurusu çok dayı bu sene. Şimdi şu siyah lekeyi bak mesela deminki dala göre bu onun üçte biri bile yok dayı. Yukarıda daha çok var. Bu siyahlık mı? Evet. Bu neyin nesiymiş? Bunu bir araştıracağım ben ya. Bu böyle acaba atılan ilaçlar mı yan etki yaptı ki? Ama ilaç atarken vardı. Ha, bu siyahlık da var mıydı? Ben şey ilacı attım ya. Kokarca ilacı attım. Sadece kokarca. Evet. Acaba onunla alakası var mı bilmiyorum. Sadece kokarca ilacı atıldıktan sonra mı oldu acaba? Bu konuya bakacağız arkadaşlar. Fındığın cinsine cinsine de değişiyor. Evet. Bunu ben bir ay önce video çekerken işte bunu anlatmak istiyordum. Yaprakların üzerine sanki haşlanmış su dökülmüş gibiydi yapraklar kuraktan. Evet arkadaşlar, dal dal geziyoruz. Siz de görüyorsunuz. Şimdi bu sene buraya ne gübresi attın dayı? Buraya çotanak fertil attım. Çotanak fertil. Geçen sene de atmıştım. Ondan memnunum. Ama azotlu gübre de attım. Az da olsa. Onu deneme amaçlı yaptım ama ben şimdi kazmadan yanayım. Yani toprağın havalanmasına yanayım. Evet, bu sene ben yaptım. Bu sene bahçede sırganı söktük. Herhalde sırgan yok. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Sanki bak, küfe bak. Evet. Yani bu fındığın şimdi hem küf var hem siyahlık var. Ve bu bahçe ilaç atılmış bir bahçe dayı. Evet. Hem küf var hem siyahlık var. Evet. Fındık da fena değil. Evet arkadaşlar, bahçenin içine doğru ilerliyoruz. Bu sene kuraktan dolayı öyle çok ot yok. Bu bahçe ilacı atılmış, bakımı yapılmış bir bahçe arkadaşlar. Hani böyle dayı bak, o siyahlık her neyse. Orada bak var, evet. Bak, fındık değil, bu şeylerde de var. Bitkilerin üzerinde de var. O çok var ya. Bu bence kuraktan dolayı bitkilerin üretmiş olduğu bir şey de olabilir. Hiç deniz varken hiç şey yapmıyordu. Fındık vermiyordu. Cevizi kestikten sonra. Evet bak. Gencecik dal bak şimdi. Buna bakalım dayı. Evet.
Bak gencecik dal. Sayalım burada fındığı. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya şöyle hocam, bu dalın güzel bir dal da. Aşağıda birkaç tane var ama sayılmaz yani bu. Ha bunlar iş değil. Evet değerli dostlar. Fındık bahçesinden bir yayın yapmak istedim. Fındık bahçelerinde son durum böyle, merak edenler için. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hayırlı hasatlar.